Fikrimin nice gülü, kalbimin şen bülü. Fikrimin nice gülü, kalbimin şen bülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ahzabim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ahzabim beni. Nereye teyzeciğim? Anıtkabir'e. Tamam teyzeciğim, yaş kaç teyzem? 88. Allah uzun ömür versin. Sağ ol evladım. Anıtkabir'e geldik teyzeciğim. Evladım, burada yardımına ihtiyacım var. Benimle gel. Tamam. Tamam, gelirim gelmesine de bizi buraya alırlar mı ki? Ne demek anlamak? Sen daha önce gelmedin mi buraya? Hayır. Kaç yıldır Ankara'da yaşıyorsun? Doğma büyüme Ankaralıyım teyze. O zaman? Ne bileyim, bir kere bayramla okulla gelmiştik. Bayram olmayınca burası kapalı sanıyordum hep. Teyzeciğim, bir şey sorabilir miyim? Tabii evladım. Teyzeciğim, Anıtkabir'de Atatürk'e verdiğin söz neydi? Uzun hikaye evladım. Olsun be teyze, anlat. Ben lisedeyken bizim okulumuza gelmişti Atatürk. Beni de ona çiçek vermek için seçmişlerdi. Çiçeği verdiğimde bana adımı sordu. Adalet dedim. Bunun üzerine ne güzel ismin varmış dedi. Okulu bitirince ne olacaksın diye sordu bana. Hemşire dedim. O da güzel meslek ama bence sen hakim ol. Hem ismine de çok yakışır dedi. Ben de kadından hakim olmaz ki dedim. Kaşlarını çattı. Sen istedikten sonra ne olur? Senden söz istiyorum. Hakim olacaksın dedi. Sen ne dedin peki? Mustafa Kemal emretmiş. Ne denir? Söz verdim. Peki olabildin mi Adalet teyze? Evet evladım, ben Cumhuriyet'in ilk kadın hakimlerindenim. Vay be teyze, sende de ne hikaye varmış? Herkesin bir hikayesi vardır evladım. Herkesin hikayesi de kendisine göre değerlidir. Eğer insanların hikayesini bilip anlayabilirsin, insanlara daha anlayışlı davranabilirsin.